Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli muhibbanımız, değerli Müslüman abilerim, kardeşlerim. İsmaila Vakfı'nın yapmış olduğu itici, öteleyici bir açıklaması üzerine ben de kısa bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sizler İsmaila Vakfı olarak birlik, beraberlik çağrınız nerede sizin? İsmaila İslam'ın özü değil midir? Bu dini mübini İslam'ın yaşanması hususunda öncü değil midir? Eğer sizler insanları bu şekilde iterseniz, öteleştirirseniz, peki bu insanlar nerelere gidecekler? Camiamızı bu açıklamalarla nerelere götürmeye çalışıyorsunuz? Bizim camiamız saf bir camia, pak bir camia, temiz bir camiadır. Her türlü sıkıntılardan, her türlü çirkin hareketlerden, ifadelerden, düşüncelerden muhafaza olunan bu camiayı bu tarz öteleştirici, ayrıştırıcı ifadelerle, açıklamalarla nereye götürmeye çalışıyorsunuz? Kullanmış olduğunuz ifadelerde medreselere aleni bir şekilde saldırı var. Günahsız o yavrucaklar, medreseye giden, hafızlık yapan, hoca olma hususunda Arapça okuyan veya hoca olmuş o yavrucakları ne yapıyorsunuz? Medreseye gitmeyin diye medresenin önünü kapatmaya çalışıyorsunuz. Sizleri kimler yönlendiriyor? Allah rızası için sultanımızın anlayışında, şuurunda, hassasiyetinde böyle bir açıklama olamaz. Bakın, 1998'de Hızır hocamızı şehit ettiler. 2006'da Bayram hocamızı şehit ettiler. Baktılar ki bizler bu camiayı aralarından şehit alarak ne yapamayacağız? Ayrıştıramayacağız, bozamayacağız, dağıtamayacağız. O zaman aralarına tefrikayı sokalım, fitneyi sokalım diye uşaklarını, ajanlarını harekete geçirdiler ve sultanımızın izinden, yolundan giden insanlara saldırılar düzenlediler. Bir tarafta Fatih medreselerine düzenlediler. Bir tarafta sultanımızın göndermiş olduğu vekillere ve bu şekilde sadece kendi bünyesinde olanları, sadece kendilerine boyun eğenleri tanıma, onun dışındakileri iterek bu şekilde camiadan uzaklaştırma yolunu seçtiler. Halbuki Mevla Teala Hazretleri ne buyuruyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِعَ الْفَاحِشَةُ O kimseler ki fuhşiyatı yayıyorlar, yaymayı seviyorlar. Onlar için dünya ve ahirette sıkıntılı bir hayat vardır buyuruyor. İnsanları medreselerden uzaklaştırmak, insanları sohbetlerden uzaklaştırmak, medrese faaliyetlerinden kaçırmak, eğer bunlar hizmet ise, eğer bunlar dava, eğer bunları seviyorsanız, öyleyse kendinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Sizlere bir kardeş diyecektim ama bir abi olarak, çünkü sizler abilik yapamadınız, çünkü sizler bizleri kucaklayamadınız, çünkü sizler İslam davası uğrunda, sultanımızın davası uğrunda yürüyen Fatih medreselerini kucaklayamadınız. Mevla Teala Hazretleri Peygamberimiz vasıtasıyla Yahudi ve Hristiyanlara dahi Te'alev ila kelimetin sevâin beynena ve beynekum, ortak noktamıza gelin buluşalım ki ortak nokta la ilahe illallah'tır Muhammed Resulullah. Yahudi ve Hristiyanlara dahi Mevla Teala Hazretlerinin tekliği hususunda gelin oturalım buluşalım buyurulurken sizler kendi kardeşlerinizle ortak bir yön bulamadınız mı? Niçin 17 yıldan beri adilane, hakkani bir şekilde tek çatı altında toplanmadınız? O yüzden buradan ben camiamızın hocalarına tekrar buradan seslenmek istiyorum. Ve sizleri gerçekten tövbeye davet ediyorum. Eğer bu anlayışla, bu şuurla
insanları medreselerden, günahsız yavrucakları medreseden itiyorsanız, türlü türlü dışarıda olmadık şartlarda, ne zor şartlarda çalışan insanların sohbetlerden uzaklaştırıyorsanız, Müslümanların şu zamanında birlik beraberliğin kaybedildiği, zalimin her türlü zulmünün hakim olduğu, gençlerimizin küfür bataklıklarında, çok çirkin ortamlarda kaybolup gitmiş olduğu şu ortamda, siz bu ümmetin davasını, sıkıntısını bırakıp da eğer sultanımızın davasını dava edinen camianızın bir bölümündeki hoca efendilere eğer saldırıyorsanız, gelin tövbe edin ki yarın ahirette pişman olmayın. Sultanımızın ne zor şartlarda getirmiş olduğu bu camiamızı tefrikaya itmenin vebalini ödeyemezsiniz. O yüzden Rabbim inşallah tez zamanda birlik beraberlik çatısı altında toplanmayı bizlere ikram eylesin. İhvan kardeşlerimizi itmekten, ötelemekten, onları tart etmekten bizleri muhafaza eylesin. Mevla Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.